Bu renkli lambalarla alakalı biz zaman zaman çok şikayetler alıyorduk. Bunu bir anda tabii bizim oda başkanı olarak yapmamız imkansızdı. Bu belediye kanalından, belediye meclis kararı aldı, encümen kararı aldı. Bu lamba, renkli lambalar işte sarıdır, kırmızıdır, mavi lambalar ışıklı. Tek tip lambaya döndük. Şimdi gün ışığı ve beyaz ışık olarak. Şimdi bu renkli lambalar ürünlerin renkini farklı farklı gösterebiliyordu. Bunlardan alakalı biz belediyeden de olsun, halktan da olsun çok şikayetler alıyoruz. Ne bunlar ısırdı? En fazla bu muzda oluyor. Yeşil muzun üstüne sarı lambayı yakıyor adam. Adam sarı muz aldım diye, vatandaş sarı muz aldım diye gidiyor ve yeşil muzlar. Ne bileyim üzümleri, eski üzümü, kalma üzümleri alıyor. Üstüne sarı lambayı yakıyor. Bunu canlı göstermek için vatandaş devamlı şikayetler dedi bu. Bu belediyede daha önce bu Eylül ayında herhalde sanıyorum bu meclis kararı aldı. Bu pandemiden dolayı hayata geçirememişti ama bu pandemiyle de artık yaşamak zorunda olduğumuz için ufak ufak bunu bir hafta bir geçiş süreci verdi. Esnafa bilgilendirildi, kağıt dağıtıldı, mesaj attık. İşte bu renkli lambalar yasak olduğunu duyurduk. Herkes normale döndü artık bu normaller ama çok abartmıştı bizim esnaf da birazsa yeni nesil esnaf arkadaşlar bunu eski malı yeni gibi gösterip lambalarla süslemeyle vatandaş kandırmanın bir anlamı yok yani bu şekilde daha iyi olacağını zannediyorum. Vatandaş pazarlardan artık çekilmeye başladı. Manavcılık biliyorsunuz İnegöl'de son zamanlarda çoğaldı. Bu neden pazardan bıtkınlığından vatandaşın manavlara yöneldi, marketlere yöneldi. Vatandaşı bu şekilde pazarlara tekrar biz davet etmek istiyoruz yani. Bu aldatmaca değil de bu aldatmaca da değil de işte canlı nasıl saraf dükkanı vitrinini sarı lambayla aydınlatıyor, daha canlı gösteriyor. İşte vatandaş da bizim esnaf arkadaşlar da daha lambayla bu şekilde yapma ama bu gün ışığı da lambası da beyaz lamba da bunlar zaten malı canlı gösteriyor yani. Satacak taze mal alacak, en iyisini alacak, satacak esnaf arkadaş bunu hilleyle hurdayla diye de bu şekilde daha iyisini yapmaya çalışacak yani. Kaliteyi arttıracak yani pazarlarda.